şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel küçük kızlar yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonium yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kimyasal X. Böylelikle Powerpuff Girls doğdu. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kerim Can Durmaz. Ben Samet Niçina. Ve bugünkü konuğumuz... Fezi Altun! Evet, normalde biliyorsunuz her zaman Kerim Can Durmaz'da A'dan Yumuşak K diye bu kanala açardım. Ama bugün artık mutfakta çektiğimiz her videoya ben yeni bir isim koydum. Yeni adını söylüyorum. Hot Chicks and the Kitch Bitch. Hot Chicks and the Kitch Bitch. Evet Samet artık. Gel. Stüdyoda gergin anlar. Kim geldi? Fezmin seçkinliğine oldu. Aşkım ikisi de burada değil. Bugün sadece birbirimizin i̇kisi, konuğuyuz. İkisi de bir gün burada olacak evet, bir gün bu burada arada. Olacak çünkü konuk alacağız. Bir gün burada herkes olacak. Evet. Buraya konuk alacağız çünkü yemek yaparken herkesin neler yapabildiğini görmek istiyoruz. Yapamadıklarını da size bizzat göstermek istiyoruz. Biz yapabildiklerimizle başlayalım. Evet. Bugün... Burada... Evet pardon. Lütfen, sen, lütfen. Aa, arkadaşım saçmalama. Senin ünlü tarifin olduğunu söyleyecektim. Yani canın keki bu. Biz her seferinde bir malzeme yükselterek yaptığımız, içine sevgimiz dahilinde her şeyi kattığımız bir kek. Evet. Yarısı canda. Aslında annemin çok sık yaptığı bir kekti bu. Bende de travmatik bir şekilde yıllarca alışa alışa malzeme yükleye şu an hani her şeyin bir arada olduğu, ufak tefek lezzetlerin, kokuların, tatların bir arada harmanlanıp fırından çıktığı gibi bize. Ben geçen yedim ama bugün böyle size özel. Evet. Biz de abarttık, birkaç malzeme daha ekledik. Aynen öyle. Eklendi. Geçen gün evde yaptığımız kek. Nasıldı? İnanılmazdı. Neydi? Yani herkes... Bak böyle boğularak yiyorsun. O böyle pıtır pıtır pıtır. Eledim, eledim. Askerledim, aynalı beşikte canlar, Samet'imi eledim. Herkes benden tarif istedi bu arada o kekle alakalı. Onu paylaştığım bir ben story'de. Ben şarabımızı açayım bu arada, sen devam et. Tabii bebeğim. Doğru, biz şarabımızı açalım. Tabii canım, bu öyle bir tarif. Zaten. Bu şarap arkadaşım çok iyi bir şarap, bir kırmızı. Bundan eminim, geçen bana getirdiğinde çok güzeldi eve diye sayın. Evet, evet, bayağı iyi bir şarap. İtalyan. 2015 miydi? 13 mü? Yerli mi? Saçmalamadım. Pardon. İç kelime. Fransız tatlım. Wow. 2017. Ödüllü bu arada. Let's go. Hadi hemen içelim. Bir de ben marka ödülü almış. Aşkım, ben onu yarım saat buzlukta beklettim. Sonra bir buz kovası yaptım. Bir saattir buz kovasında bekliyor. Şu an buz gibi bir kırmızı şarap içeceğiz. Bir yerde bir sıkıntı oldu sanırım arkadaş. Ben hallederim canım. Hemen. Wow. Önce bir kokla istersen canım. Biz şimdi gargara yaptık. Tabii canım. Gargara herhalde. Wow, sarhoş olmak istiyorsun sanırım. Yeterli. Zaten. O zaman canım. Salut bebeğim. Şerefinize diyeceğim de sizi zor dinlemem. Wow. Oh. What a luxury taste. Bak işte ne biliyor musun? İstediğim şey bu şaraptaki kırmızı olacak ama böyle su gibi akıp gidecek. Aşkım, o bıraktığın tadı ne diyorsun şu an? Harika bir tercih. Kekimizin adı ne olsun? Bu kekin bir adı olsun evet, bu olsun. Arada. Şöyle az önce ne dedik? Yok yok. Yok yok. Yok yok keki dedi. Ama kekte yok yok ya. Bir ton fındık var. 600 kilo ceviz. Tabii canım. Asla birisi tamam değil. Bir ton fındık. Tabii canım. Yok abartmıyorum canım. Bir paket diyelim. Bir avuç. Büyük 50 bir avuç. O da hep kullanmayız. Tabii. Biz.
Ay evet. O zaman başlayalım mı kürümden? Hadi bakalım. Bunu böyle vereyim. Ben bunu böyle mi alayım? Onu alayım. Şunu verelim. Hı hı. Biz şey mi oluyor şu an? MasterChef değil, slave şeyler slave, biz. Slave, doğru. Biz asla master olamayız aşkım. Biz slaveyiz. Let's go. Let's go, bitch. Ay çok iyi. Ben sarhoş oldum bu arada. Ben başladım. Zaten ikinci kadehte çok sarhoş oluyorum. O yüzden ay, ikinci kadehe başlamadan kekin pişmiş olması gerekiyor. Okey. O zaman here we go mu? Here we go verimli bir video olabilmesi için. Ben de bir yandan şey yapayım bari şunları rendeleyeyim. O zaman fırını açtık yumurtalarla mı? Fırını açtım, tamam. 180 dereceye hazırladım. Ben şu yumurtaları kırıyorum içine. Evet. İlk önce yumurtalar ve şekerini. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık arkadaşlar şu anda. Isınıyor. Kekimizi içine koyduğumuz gibi şovumuzu yapacağız. Evet. Şimdi bunumuzu koyduk. Bunumuzu ama. Şeker. Şekerimizi koyalım. Yok şeker şimdi değil bence ya. Şimdi sıvı yağ ben. Hayır hayır. Şekerle bunu bembeyaz yapacaksın. Doğru doğru. O köpürmesi lazımdı değil mi bir? Ne kadar köpürse o kadar puf oluyor. Doğru haklısın bir tane. Annem de öyle derdi. Anam da öyle derdi. Nena. Ne oluyor? Ne oldu? Tam yaraladım. Tam çekmediğim anda boğulamaz. Orna çekiyordu da. Bir şey söyleyeceğim aşkım. Ben bunu şuradan bastım. Şey nasıl sandım. Oldu? Bir turbo falan bir şey sandım. Çıkartmak için evet. Miydi? Wow. Ay inanılmaz kıvırıyor. Hayır. Sana ne ekleyeyim? Sıvı yağ. Aşkım sıvı yağ gel. Sen devam. Öyle değil mi? Çıptım çıptım karıştırdım. Kendimi yarıştırdım. Portakalımız ve rendesi. Ay müthiş. Şimdi sütümüzü alalım. Şöyle yapmamız gerekli. Bunu ele ele koyacağız. Evet. O yüzden bunu çıkartalım. Eleğimiz burada. Evet. Ha, bir diğer püf noktamız da arkadaşlar. Unumuzu eliyoruz. Ele düğme. Biz her eyleme bir şarkı yazıyoruz. Tabii canım. Çırparken çıp çıp çırptım. Asker ele düğüm. Aynalı beş. Böğürüyorum ama. Tabii canım. Aynalı beş. Miden giriyor. Aşkım hangi tondan istersiniz? Onu söyle. Sibel. Bakayım. Yangın yeri. Sibemol. 2,5 su bardağı. Tükürük içinde her yer. 2,5 su bardağı. koyduk arkadaşlar. Bu şeydi. Vanilyo. Hepsini elediğimiz için çok onu güzel eliyoruz. Ama onları şimdi çırpacağız. Asıl püf noktamıza geliyorum. Bu annemin sırrı. Kabartma tozunu 2 paket kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle bir sırrımız, yılanlığımız. Annemin sinsiliği. Bizi yıllarca kandırmış. Biz de diyorduk ay nasıl kabarıyor bu kek. O kabarık o pofudik kekler için yumuşacak. Tabii canım annem dayamış bize kabartma tozunu yıllarca. Şimdi sıra bizde. Şu an çırptım çırptım mı? Evet. Yine. Ben de başka bir şey. Karapış. Ay çok güzel bir hamur oldu. İnanamıyorum. Bakar mısınız hamurumuzun güzelliğine? Döktüğünde böyle üstünde kat 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 oluyorsa hamuru doğru kıvamda demek oluyormuş kekin. Öyle. Hiç kopmadan böyle katlanıyorsa. Çeksene bir şunu ya. Bak. Hadi bebeğim bak 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 sıfır kopma. Homojenizeye gel. Homojenize. Bir çay kaşığı tarçın. Bunu eledik. Bir portakalın kabuğunu arkadaşlar rendeledik. Onu koyuyoruz. Biber yokum kekimin içinde. Şu havucun yarısını koymayı istedim ben. Evet evet. Bir tane havucun yarısını. Şöyle bir hafif ağzımıza gelsin. Yeter. Çok olmasına evet. Gerek yok. Salt bir hediyesi. İncir. Kaç adet Samet? 5. 5 adet incir. Kayısı. Şu üzümün yarısını atalım ama. Olur ama. Olay. Bir paket
ceviz, elde kırılan. Yani çok ufak istemediğimiz için elimizde böyle şöyle bir hafifçe, hafif bütün de olabilir yani, severiz. Canın kek tarifi nasıl olabilir? Fındık. Bütün olarak. Damla sakızı, damla. Bir tutam. Damla çikolata mı o? Kız şey yap, kekin kalıbını gel fış fışla. Ben çırpıyorum bunları. Ay mükemmel, delireceğiz. Kız bu böyle olur mu? Elime bir tane şey ver. Tamam oldu bu arada. Ay olay oldu, delirdik. Kafayı yiyeceğiz bu arada kızlar. Ay bu ne? Aman tam. Ay canım onu bunu boş ver. Allah belanı vermesin, kız aklımı aldı şeytaniye. Aşure mi kek halini? Ha, aynen öyle. Aşure keki bunun adı. Evet. Aşure keki. Yok. Aşure cake. Aşure cake. Aşure cake. Aşure cake. Mama gidecek sanıyor orada. Aşure cake. Aşure cake. Aşure cake ya. Aşure cake. Hadi aşure cake. Aşure cake. O unuturlar onu. Unutmayın kız sakın. Aşure cake daha akılda kalıcı. Of. Şimdi bu kekin bütçesini de ben onu merak ediyorum. Böyle sonrası lavaş kek. Yani orasını hiç abartmayın. O konulara hiç girmeyelim. Olay bitmiştir, görüşmeyelim. Eski günlerin hatırına. Sevgimi katıyorum aşkım, öyle deme. Aşkım bence çok az ya. Ya. Öyle bir şey gerekiyor. Dur bunu böyle eline alıyorsun aşkım, şöyle şeyi. Tereyağını. Bir tereyağını böyle. Peçetelerle değil. Bütün bu tereyağını bunu böyle. Yağlamayı kimden? Ben söylemiştim babamdan. Sen söylemiştin. Babam böyle kek yapmayı nereden öğrendi? O da annemden. Babam da annemden öğrenmiş. Üf, tereyağı var ya vıcık vıcık elimin içinde. Hani yıkanması çok korktu. Bu arada ya dersimize gerek yok. Aşkım bakar mısın? Bunu da yorumlarda yazın. Samet'in sürdüğü çok yeterli. Aşkım o yiyeceğimiz dış kız. Her şeyi abartıyor. Aşkım abartmadan ben istediğim şeyi... Of ne güzel tereyağı kokuyor ya. Attık bunu bu arada da. Kekimizi döküyorum. Dur ayağa. Beni bek... Ne? Açıyoruz. Karı şerefsiz. Artık kekten bile açmıyorum şeref konusunda. Dur ben bir tane şey alayım, şöyle spatulamsı bir şey. Oh, oh. Şöyle çevirelim. Aşurke. Böyle daha gelir yandığına kar. Şimdi hepsini koymayacağız, onu bir anlaşalım o konuda. Çünkü pişmiyor içi. Abartma kız, dur. Bir kısmını koyalım en azından. Yarıya kadar. Tamam, şu an bekle bir bakalım ne durumda. Aşur kek. Bence çok yeto ve çok güzel olacak bu kek. Yeto mu boy? Bence yeterci. Anneme arayıp bir sorsak mı? Biraz daha olabilir ya. Evet bir tık şey daha, bu kadar yarım da abartmayın. Yok yok. Taşsın zaten o kabarması ya. Aşkım iki kabarma tozu koydunuz, bir de öyle düşün. Of var ya bu kıvama bak, bu kek nasıl olacak biliyor musun? Malzemeleri tekrar hatırlatalım ama biz de hatırlamıyoruz. Özür dilerim. Tokat yemiş gibi. Tokat yemiş gibi yanar yüzüm. Günahımı alıp gittin o gün. Nur Yerlitaş çok severdi. Ya. Allah rahmet eylesin. Fotosunu hatırlamıyorum şarkının. Evet. Yine bir konum daha yarım kaldı bir gündeyiz. Ay her çok iyi. Birazcık wine istiyorum, red wine. 180'de mi o bebeğim? Madilik çıkması. 200'de daha güzel. Sen niye yavaş gidiyorsun bu kadar? Let's go. Bitti bu arada zaten. Bir şişeyi bitirdik. Kaç şişe içeriz acaba şu an başladıysak? Ay bu şarap çok güzelmiş. Tek fırından gelmiş şeyinin yanına otururuz, şaraplarımızı içeriz. O anda çay demlenir, kek biter. Çay koymadık. Evet, şunu atalım, biter. Çay koyalım. Bunu sizce oranı iyi mi şu an bıraktığımız? Yorumlara yazın. Ona göre, ona göre fırına atacağız. Bence gayet iyi. Değil mi? Fazla bile.
Yok ya. Tamam. Çok geçen yeso. Sefer ki, geçen sefer ki ağzına sıfır koyduk. İçi pişmedi tamam, o yüzden. Bu okey. 30-40 dakika arası diyorlar ama tabii bir şey bastırdıktan sonra, biz içine baktıktan sonra buna karar vermeliyiz. Hadi bakalım. 100 yaptı, yok yok. %1 saat tepişti. Yok, 180 diyorlar aşkım ya. Sen onları... Koydum. Böyle şey olmaz. Yaptım. İçelim. Olmuyor bebeğim. İçelim, güzelleşelim. Ay daha ne kadar güzel içiniz yeter. Aşkım, güzelliğin sınırı yok. Kime göre, neye yani göre güzeliz? Göreceli, çok göreceli. Çok göreceli. Bana göre de o çok güzel. Bana göre hani sen kainat güzelisin. Bana göre de sen. Saçmalama sen kız. Ben de seni öyle görüyorum, biliyor musun? Niye ya? Sen. Bu kan çelermiş. Kan. Öncelikle çok fazla sarhoş olduğumu belirtmek isterim. İnanılmaz bu arada. 10 üzerinden kaçsın? 7. Ben söyleyeyim mi? 9 değilsin. 8.5'um. Ya wow. Bayağı 8.5'um. Çok sarhoş oldum. Keklerimiz olmak üzere. Hatta oldular sanırım. Son 10. Evet. 10 mu diyorsun? Evet. 8. Yok, son 10 dakika. Bayağı kabardılar. Üstleri artık kızarma aşamasına geldi. Ah, İstersen kamerayı al buraya, gel bir bıçak sokalım bakalım ne durumdalar. Hadi gel. Ona göre gidişatına karar veririz. Bıçak alıyorum. Burada bıçağımız. Hangisi? Misafir bıçakları. Bir şey söyleyeceğim. Biz geri fazla kaldı diye bunu da attı Samet borcamla. Ama evet, tabii şunu baz alalım. Nasıl kabardığına bir bakın önce. Açıyor musunuz? Açacağız. Yüzünü yakma. Yüzünü yakma. Evet. Telefonu geri getir bu haline. Wow. Bekleyin. Şimdi hemen bakıyorum. Yok bir şey. Daha 10 dakika var dedim ben. Evet. Biraz bunu 200 yapalım. Ben dedim 200. Aşkım bir şişeyi ikimiz içtik. İçtik, oturduk, içtik. Ya sen sarhoş değil misin? Ben sarhoş. Saçmalama. Sarhoşum demek ki. Evet, hadi bakalım. Evet, bakalım. Anlat canım. Bakalım. Size bir iki soru. Hadi bakalım. Soru cevap mı? Mimar. Anlat mimarı. Asıl mimarı, mimarı sordun, yine yarım kaldı. Neyse, atladı bu böyle. Ay ben yaparım ederim işte bilmem ne. Evinizi çok kısa bir sürede size teslim ederim falan dedi. Ben de dedim okey yap. Yani yapmaman için bir sebep yok. Yapacağını söylüyorsan yap. Bir şekilde ilerleyelim dedim. Ondan sonra arkadaşlar aradan bir hafta geçti. 2 hafta geçti. 3 hafta geçti. Aradım, dedim ki ne yaptın hayatım ev için, hani ne hazırladın, ne düşündün, ne planladın ve ne uygulayacaksın dedim. Ay dedi böyle böyle dedi, benim de annem rahatsızlandı, ben dedi memlekete gitmek durumunda kaldım. Sonra dedi geldim dedi, ben ustalara söyledim, onlar dedi çalışıyorlar işte mimarlar bilmem neler, ekibim yani şu an çalışıyor, çizimleri dedi sana yollayacağım falan diye böyle saçma saçma üç bahaneler. 3 hafta. Kız sen kimsin? Sen kimsin? Bu ne cüret? Bu ne hadsizlik? Sen nasıl bana söz verip sözünü tutmazsın? Bunu telefon açıp sana söylemediğimden bunu bir daha gündeme getirmeyeceğimi mi düşündün acaba? Ay ismini de veriyorum. Ay ne, ben bilmiyorum. Ne olur söyle. Adını soyadını söyle. Nereden rezil edelim şu kahpeyi. Ne olur. Onun üzerinden olsun, harika. Evet gidiyoruz. Sarhoşum zaten, adamın koyarım biliyorsunuz. İçilir, içilir. Vurmuş krans. Evet Merve, kıracaktım da çok takım, sinirim. Ev bizim. Takım doğru. Ev bizim olmasa kırardım. 12'li takımım. Çeyizim bu arada bunlar. Sus, anneninkiler bile geldi. Seninkiler gelmesi normal. Ay kek yandı kızlar. Yandı. Bence bunu yandı şöyle şey aldım. Yandırayım. No. Ay ne inirsen gagaş, yandırayım. Tekrar bakıyorum. Olmuş. Sözlüğe ne de sokmaz. Hayır hayır hiç. Bu da olmuş. Aa, alarm çaldı. Kızlar. Biraz daha. Ekmek biraz mi? Daha. Ayağınla itemezsin. Ne oldu aman tanrım. Yapma. Çok yandı. Sen elini fırının içine neden? Çok yandı. Hemen şey koy işe. Arı sokmadı, yandı mı geri zekalı. Al yandırayım.
Yandere Ray. Şarapçı şarap şarap. Oh no 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 no. Selena Selena. Şarapçı şarap şarap. Şarapçı şarap şarap. Serbest aşkım. Serbest. Serbest aşkım. Elim çok yanıyor. İçerim ağzımda bak. Ama sana şey verme ben. Sen fırının içinde elini. Fırının içine elini sok. Ay o kek şimdi nasıl? O kek şimdi nasıl? Ay nasıl? Çayımız. Ama bir gece halim var. Erkime. Oh baby I like it. It's so exciting. Don't try to hide it. I'm gonna make you my bitch. Ay, yapma. Can. Can. Kırıldım. Kırı bibla. Kırıldın mı? Niye kırıldın? Ellerini sürmeni hayır. Varsın, sakın. Eldivenle. Ne? Of, arkadaşlar. What's going on right now? İnanılmaz kokuyor bu arada ya. Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Ah, çayımız, kekimiz. Yemede yanında ya, yok. Ay, canım. Ne yapıyorsun? Sümeşir odasına koparıp bir tadına bakmak istemiyorum. Yok yok yok. Şurada. Arkadaşım yapma. Eşeklik yapma. Eşek. Yandı gülüm keten elva. Yangın yeri hemen. Ah diğerinde diğer tarafa. Bu ay! Buralar soğuk. Arkadaşlar keklerimiz soğudu. Camların dibindeler hala. Bizim sarhoşluk oranımız benim 9. Üzerinden 9.5. 9.5 mu? 9.5. O zaman itiraf ediyorum 11'im kıyı. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum. Nasıl yani? Kız nasıl kafam güzel? Hayır Allah. Bak bu kadar kafam güzel. Okey. Tamam hiçbir şey. Küçük ha. Küçük ha. Küçük ha nereden? Teyzen sarhoş. Kız ben baba sarhoşum kız Batra. Sana bakma. Bebeğim. Alıkma. Neyse. Ha teyzene bakma. Keklerimizi alıyoruz. Evet. Cake. It's not even my birthday. Samet. Biraz hard davranman gerekli. Aşkım we like hard. Yeah, sanım hayvan. Sonra bu hayvanı da şarkı söylüyorum. Evet Furkiye'cim hazır mısın? Hazırız. Close up'lar için hazır mıyız? Evet. Wow. Ay Samet öyle şey yapma. Gel yaptık. Yapalım mı? Geçebiliriz. Ne diyorsun ya? Ay çok güzel kokuyor. Ben dayanamıyorum. Yaptık mı? Sen oradan ben buradan. Kesiyoruz. Yapamam. Evet, kesiyoruz. Evet, güzel bir makas ver. Makas ama. Yapamam. Tabii canım makas. Oğlum bu nasıl bir cake? Çevirsene bu tarafını. Aşkım böyle mi olsun? Evet. Öyle mi? Öyle olur. Wow. Of. Wow. Nasıl? Delirtme. Delir. Delirtmeyin sakın. Kaç para lan bu kek? Lan ama. Lan ne ya? Lan what's the language? Okay. İçindeki malzemelerden henüz kek yiyemiyorum bu arada. Dakika ısırıyorum hazır mı son? Bu arada nasıl güzel pişti bir bakın. Of, ay. Şu incire falan bak şurada cevizler, aha, portakal kabukları. O içindeki her şeyin bütünlüğü. İçinde her şey bütün. Kola verdim. Bu neyse her bir şey söyleyeyim mi? Çay. Bu üzerine böyle pudra şekeri böyle pudra. Bir şey söyleyeceğim. Yediğim en iyi kek. Kıvamı, yumuşaklığı, şey puflu, kabarıklığı, puflu. Tadı, kokusu. İçindeki malzemelerin... Emilimi. İçindeki malzemelerin bir araya karışmış hali.
ağızda bıraktığı o lezzet, sıcaklığı, yumuşluğu. Homojenizasyonu. Ay bir çay yapmışım. Yemede yanında koli yap. Ay fındıklar bitsin bitsin bu kadar. Nasıl yutacağım? Düşünüyoruz. Ay durma. Kim aldın diye bak. Ay. Ay şey epipuf. Ay şunun güzelliğine bakın. Onu ben böleyim mi? Pop kek miydi? Neydi sebep? Ya? Bence kesmeyin, bayatlamasın. Zaten birini yiyoruz. Öyle mi? Bunu mantıklı. Şey, bunu kapatalım. Beni eve götürürüm bir daha. Streçledik. Bu videonun burada sonuna geldik. Gerçekten harika bir kek yaptığımızı düşünüyoruz. Kekler daha doğrusu. Tadı inanılmaz. Mutlaka tariflere, uyguladığımız tüm detaylara ve zaman evet. ayarlarına uyarak bunu ne denemelisiniz. Zamanda? Şöyle aslında Siemens fırını olanlar 200 derece, Siemens fırını olmayanlar 180 derecede pişirir. Tam bir saat. Bir yani onu biz aslında gidişata göre ayarladık. 180'le başladık. Bıçak batır yani bizim gibi. Bıçak batırdıktan sonra bıçak değil aslında kürdan kalın bir şiş de. Kürdandan kalın şiş olur mu? Biz kürdan tercih etmiyoruz. Evet. Dolayısıyla bıçak alternatif olarak severiz. Hissettirmiyorsa kessin. Kitana wins. Flawless. Victor. Arkadaşlar. Hot Chicks in the Catch Bitch videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı da tekrardan bizimle paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki Hot Chicks in the Catch Bitch videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.